31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim sürecini değerlendirdi. Atakan Yazgan kazanacak dedi. Evet, seçimleri kim kazanacak? Atakan Başkan kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol yaklaşan yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan'ın hiçbir zaman adının yolsuzluklarla anılmadığını söyleyen İl Başkanı Şenol Başkan adayımızın Sparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımı iktidar tarafından engellendi dedi. 31 Mart seçimlerine e, iki hafta gibi bir süre kaldı. E, partimizin ve adayımızın, e, adaylarımızın çalışmaları son sürat devam etmekte. Tabi bu süreç içerisinde adaylar arasında e, çeşitli e, söz dü düelloları olmakta. E, adayımıza da e, Çeşitli konularda sataşmalar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Atakan Yazgan'ın geçmiş e, kimliğine, e, yaptığı çalışmalara, iş adamı kimliğine, e, kulüp başkanlığı kimliğine baktığımız zaman e, Atakan Başkan'ın en ufak bir yolsuzlukla, e, en ufak bir şüphe bile olmadığına dair bir pozisyonu var. Bu ne demektir? Atakan Başkan çeşitli iş adamıdır kendisi, yatırımları vardır. O süreçleri kendisi yönetmiştir. E, kamudan hiçbir ihale almamıştır. Bu çok önemlidir. İktidarın teşviklerinden faydalanmamıştır. Hatta yeri gelmişken şunu da söyleyebiliriz. E, Atakan Başkan'ın organize sanayi bölgesinde bir yatırımı oldu. O yatırım e, özellikle iktidar sahipleri tarafından e, engellendi. Ve şu anda atıl durumda duruyor. Sadece Atakan Yazgan bunu yaptığı için engellendi. Yoksa bir başkası olmuş olsaydı, AKP'ye yakın biri olmuş olsaydı böyle bir sıkıntı olmazdı. Orada bir fabrika yatırımı ölü yatırım olarak durmaktadır. Bunda da iktidarın parmağı olduğunu düşünüyoruz. Başkan adayı Yazgan'ın yapılan yerel seçim anketlerinde birinci olduğunu söyleyen il başkanı Şenol, bu seçimlerde Isparta'da oyları en çok yükselen parti, Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Atakan Yazgan kazanacaktır, dedi. Evet, seçimleri kim kazanacak? Atakan Başkan kazanacak. Bizim sokaktaki çalışmalarımız, halk içindeki çalışmalarımız kesinlikle onu gösteriyor. Yükselen tek parti, Cumhuriyet Halk Partisi, oyları yükselen tek aday da Atakan Yazgan. Diğer adaylarla ilgili e, alanda, çok olumlu görüşler değil, daha böyle olumsuz, negatif görüşler söz konusu. Yani üç dönem belediye başkanı yapmış bir adayın yapabileceği başka ne var? işleniyor. Mevcut belediye başkanı zaten yönetimde, iktidarda, genel iktidarda ellerinde. Yani neyi yapmak istedi de yapamadı. Bunlar önemlidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisinin adayının Isparta'da parti dışından da çok büyük oy alacağını düşünüyoruz. Yani AKP, MHP ve İyi Parti tabanından Atakan Yazgan'a büyük destek gelecek. E zaten seçimleri de bu şekilde kazanacağımızı 50 binin üzerinde bir oyla e, ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyoruz. E, bu da bir e, gerçek.